İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin cesedinin parçalara ayrılarak yok edildiğini duyurmuştu. O yok etme işleminin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. Eldeki bulgular cesedin asitle yok edildiğini işaret ediyor. Daha açık şekilde ifade edecek olursak Khashoggi'nin cesedi hidroflorik asit kullanarak yok edilmiş. Konu bugün Başkan Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan, Suudi Arabistan'ın bu şaibeden kurtulması lazım dedi. Gelen başsavcı ipe 10 sürmek için geldi. İpe 10 seriyor. Ve bizim başsavcımızı oraya istiyor. Sen bizim başsavcımızı oraya çağırıp da ne yapacaksın? Olayın işlendiği yer burası. Olayın işlendiği yer burası olduğuna göre ha burada ne görüşeceksen görüşürsün. Suudi Arabistan Cemal Khashoggi cinayetinin üstünü kapatmaya çalışıyor ama mızrak çuvala sığmıyor. Başkan Erdoğan bu nedenle Suudi yönetimine bir kez daha seslendi. Katilleri açıklayın ve şaibeden kurtulun çağrısı yaptı. Bu işin katilleri kesinlikle bu 15'in veya 18'in içindedir. Bunu hiç başka yerde aramaya gerek yok. Artık Suudi Arabistan bizim bu iyi niyetimize karşı kendileri de adaletli davranmak suretiyle bu 18'in içinde bunun olduğunu bilip bu şaibeden kurtulmaları lazım. Aksi takdirde kurtulamazlar. Suudi gazeteci Cemal Khashoggi 2 Ekim günü ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna girdi ve bir daha dışarı çıkmadı. Dünyanın konuştuğu muamma günler sonra aydınlandı. Cemal Khashoggi'nin Suudi infaz timi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Ama önemli bir soru işareti vardı. Cinayet kesindi. Hatta Suudiler bunu itiraf etmişti. Oysa ceset ortada yoktu. Cesede ne oldu sorusunun cevabı, cesedin taşındığı konsolosluk rezidansından alınan numunelerin incelenmesiyle anlaşılmaya çalışıldı. Özel ekip o aramalara İSKİ elemanlarını da götürmüştü. Ekipler kanalizasyon sisteminden numuneleri almıştı. O numunelerden Cemal Khashoggi'nin kan örneği çıkmadı. Ama çok önemli bir başka ayrıntıya ulaşıldı. Kanalizasyon sisteminde hidroflorik asit bulundu. Şu anda da olay yeri inceleme ekibinin... Cesedin asitle yok edilme ihtimali konusundaki senaryo böylece ağırlık kazandı. Yani Suudi gazetecinin cesedi parçalara ayrıldıktan sonra asitle eritilmiş ve kanalizasyon sistemine akıtılmış olabilir. Ancak dünya Cemal Khashoggi olayını konuşmaya devam ediyor. Son olarak önemli bir isim, önemli bir iddiada bulundu. İddianın sahibi Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Ajansı'nın eski sistem analisti Edward Snowden. Snowden, 5 yıl önce Amerika'nın tüm dünyada milyonlarca kişinin internet ve telefon kayıtlarını izlediğini ortaya çıkararak büyük ses getirmişti. Snowden'ın iddiasına göre İsrailli bir yazılım firması geliştirdiği telefon izleme sistemini bazı hükümetlere sattı. Onlar arasında Suudi Arabistan'da vardı ve bu sistem telefonlara neredeyse sınırsız erişim imkanı veriyordu. Yine iddiaya göre bu yazılım sayesinde Suudiler Cemal Khashoggi'nin her hareketinden haberdardı ve infaz emri belki de Suudilerin İsrail yazılımıyla elde ettikleri bilgilerden sonra verilmişti.